Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün size Ermeni, eşkıya, Rum, son nokta işaretlerini anlatacağım. Çok önemli bir konu. Eğer bu işlerle uğraşıyorsanız, bu işlere gönül vermişseniz ve para kazanmak istiyorsanız şu anlama geliyor. Benim şu an size anlatmak istediğim şey şu anlama geliyor. Birinci işareti yaparlar, ikinci işareti yaparlar, üçüncü işareti yaparlar. Siz dolanır durursunuz. Hangi taşın, hangi işaretin ne anlama geldiği konusunda bilginiz yoktur. Birinci işareti olduğu yeri mi kazayım, ikinci işaretinin gösterdiği yeri mi kazayım, üçüncü yerin gösterdiği yeri kazayım diye düşünüp durursunuz. Ama ben size bunun kolayını göstereceğim şimdi. Önemli bir konu. Başlayalım isterseniz. Şöyle bir yuvarlak gördüğünüzde, bu yuvarlak bir çay bardağının çapı kadardır. Ön tarafının ağzının çapı kadardır. Olmalıdır. Bir kaya üzerinde gördüğünüzde arkadaşlar şu işareti şu yuvarlağa ve halka şeklindedir. Şurası boş olur genelde. Ben işaretçi karaladım görün diye. Bir kaya üzerinde gördüğünüzde Horasan kapama anlamına gelir. Yani orada bir Horasan kapama yani taşı koymuşlar. İçine malzemeyi koymuşlar. İçine malzemeyi koymuşlar. Ve içinde bir saklama yapmışlar anlamına gelir. Bunu eşkıyalar genellikle çok kullanmışlardır. Ermeniler bunu çok kullanmışlardır. Bizanslılar bunu çok kullanmıştır. Bu olguya genellikle biz müjde dediğimiz paraların, küçük paraların, o küçük para dediğimde yine 2-3 kese para arkadaşlar ya da sıralı birden 7'ye, birden 13'e olan paralar vardır. 1-3 özel basılmış paralardır. Bunları bulabilirseniz birçok hazineden daha değerlidir. İçinde elmas olabilir. Kayayı oyarlar içine. Malzemeyi koyarlar. Sonra toprak içine basarlar ve üzerine Horasan'la kapatırlar. Ya da bu işaret için konuşuyorum. Halka işareti için, küçük halka işareti için. Aynı şekilde kasa işaretidir. Bu eğer çay bardağından daha büyükse o bölgede bir kasa vardır. Ama bu işaret küçükse olduğu yerdedir. Bunu unutmayın. Tabi bunun bir büyüğü kuyu anlamına gelir. Bir büyüğü işte spilos dediğimiz mezar anlamına gelir. Sunaktır. İçi oyuksa. Ben şundan bahsediyorum. Halka. Taşa çizilmiş. Birinci işaret. Para oradadır. Al git demektir. Son nokta işaretlerini anlatıyorum size. Gezmeyin diye. Anlatmış olduklarımız yani bu işaretlerin birçoğuyla ben karşılaştım. Yani tamamen videolarımızda size gerçekleri anlatıyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum. Üstüne bir şey koyamam. Kimsenin hakkına geçmek istemiyorum. İkinci işaretimize geçelim. Yine benim arazide karşılaşmış olduğum işaretlerden bir tanesi arkadaşlar. Bu işaret. Bunun anlamını ben size söyleyeyim. Ne demek biliyor musunuz? Şu olmayabilir. Bak bununla aynıdır. İkisi fark ettiniz mi? Ama bunların anlamları vardır. Şu iki tane işareti T olarak düşünün bunları. Bu T'ler ağaç anlamına gelir arkadaşlar. Yine karşılaşmış olduğum, bizzat tecrübe etmiş olduğum bir işaret sistemidir. Şu T görmüş olduğunuz T'ler ağaçtır. Şuraları şöyle olacak yalnız. Bakın şuraları şöyle T'ye şu şekilde eğer işlem yapılmışsa ve böyle uzatılmışsa şunlar olmayabilir. Bu ağaç anlamına gelir. Bir kaya üzerinde görürseniz size ağaca yön veriyordur. Birinci dereceden baktığımızda peki bu ne anlama gelir, bu ne anlama gelir diye soracak olursanız olay yerine yakın bir kaya vardır, bir taş vardır genelde söylüyorum. Taşın üzerinde dik de olabilir, yatay da olabilir. Bu işareti gördüğünüzde bu işaretin anlamını size söyleyeyim. Yakın yerde yaşlı bir ağaç vardır. Yaşlı ağacın yanına, sağına, soluna, altına bak. Para onun kenarında, sağında, solundadır. Herhangi bir cihaza bile gerek yoktur. Gidersiniz toprak yapısını incelersiniz. Yaşlı ağacın yanına geldiniz mi sağını solunu bir 20 santim kazdığınızda karşınıza büyük bir taş gelecektir. O taşın olduğu yerdedir para. Emin olun. Yaşlı ağaç. Şu işaret. Hani nasıl olur? Abi etrafta çok yaşlı ağaç var. Ben hangisine bakayım? Arkadaşım en yakın olana bak. Seni uzağa göndermez bu. Etrafta dersiniz işte 10 metrede bir yaşlı ağaç vardır. Nelerdir bunlar?
Kestane ağaçlar hakkında bilgi edinin. Kestane 1000 yıl, 1200 yıl yaşar. Ihlamur 1000 yıl, 1200 yıl yaşar. İncir 300 sene, 400 sene yaşar. Ağaçlar hakkında bilgiler ben size vereceğim. Hangi ağacın kaç yıl yaşadığı ve nasıl olduğu, nasıl yaşlı olduğunu anlatacağım. Sırayla arkadaşlar. Bunlar önemli bilgilerdi definecilikte. Fragman yavaş yavaş bitiyor, yavaş yavaş gerçeklere dönüyoruz ve son nokta işaretlidir. Gezmeyin. Bu neydi? Yaşlı ağacı bul, para altında demek. Girelim bu işarete. Bu işaret yine ağaç işaretidir. Ama çember olarak gördüğünüzde bir kayadan ya da farklı bir noktadan sizi işaretçi, ikinci işaretçidir o, sizi buna gönderir. Sondur, parayı git al der. Ağacın kendisi de olmuyor genelde bu. Bir taşın üzerinde oluyor. Gittiğinizde bu da dut ağacının altında demektir. Çevrede sana taşa en yakın dut ağacı hangisiyse arkadaşlar, şu çember olan neydi? Dut ağacının altındadır, yanındadır, sağındadır. Altında değilse bile güneşin 12'de ya da sabah 11 ya da akşam 5'te güneş 3 yere gölge yapar. Ağacın üzerine vurduğunda gölge yaptığı yerdedir parası. Unutmayın. Zaten siz kazacaksınız. İzinli kazılardan bahsediyorum. Kazacaksanız ağacın tamamen 3'e 3 her bir çapını güzelce araştırın, bir geniş bir kazı. Kazı işlemi, hiçbir kazınızı geniş yani dar yapmayın. Geniş yapın, muhakkak kaçırmazsınız. Çünkü sizi işaretçi yolluyor, sonrası doludur. Parası alınmamışsa. Parası alınmış olan, alınamayacak olan işaretçi sistemlerini, toprak yapısını size anlatacağım. Onların da toprak altı işaretleri var. Bizim toprak altı işaretlerimizi muhakkak izleyin. Biz yarım kalan bazı şeyler var toprak altı işaretçilerinde. Profesyonel definecilik adı altında da anlatacağım. Ama yarım kalan, eksik olan tarafları da anlatacağım. Şimdi F işaretini görüyoruz. F işareti ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir mağaraya girdiniz. Mağaraya girdiniz, sağa sola baktınız. Mağarada, özellikle mağarada ya da bir tane eski tarihi bir yapıya girdiniz. F işareti. Bak, düz F işaretinden bahsediyorum. Bu kimyasal kullanarak beni kır demek. Yani orada bir yer kapamışlar. Bir mağaranın içinde bir tane işte ne bileyim bir kapı kapamışlar, bir delik kapamışlar. Kimyasal dök, Horasan'ı parçala, kır. İçerisinde sandık kaya dediğimiz bir taş olur. Çekmece dediğimiz taşlar olur. O taşın üzerine kimyasal dök. Bunun da kimyasal maddelerinin Horasan'ı nasıl kıracağınızı bunları da anlatacağım. Bu ayrı bir konu. Kimyasal madde dökmek suretiyle taşı kır, parayı al. Bu Horasan kapamada da su döküyorsunuz sıcakta. Dedik ya, bu Horasan kapamadır. Para burada kardeşim, bir yere gitme, taşı kır, parayı al demek. Bu işareti gördüğünüzde su dökün, güneşte bekleyin. Taşın bir bölgesinde bir gölgelik olacak. Orası kapama alanıdır. Orayı kırın ve parayı alın. Uzatmayalım. Bu kimyasal madde dökerek aynı şekilde kapalı olan bir kayanın üzerine yumuşatır. Sonra çekişte taşla kırarak neyse artık parayı al demek. Gelelim, böyle bir F işaretimiz var. Bakın burasında. Yine tecrübeyle sabittir. Ben bu tecrübeyle sabittir diyorum. Devamlı yineliyorum ama hepsine teker teker videoları bende kayıtlı. Bu işaretleri de göstereceğim size. Arkadaşlar, üstüne basa basa söylüyorum. F işareti, şurada görmüş olduğunuz F işareti bundan biraz ayrıdır. Bu da ne demektir biliyor musunuz? En yakın, sana en yakın olan yaşlı ağacı bul, altına bak demektir. Bak, özellik değer verir. Gölge bölge demiyor sana. Bu işaretin anlamı en yakın yerdeki yaşlı ağacı bul, altına bak. Altına bak der, seni altına gönderir. %99 giriştir, paranın olduğu yeri söyler. Ben bu yönden vermiş olduğu nasıl buldum ağacı? Bu F'yi yapmıştı, yan yapmıştı şeyi şöyle. Göstermiş olduğu istikamete doğru yürüdüğümde 20-25 adımı geçmiyor, 30 adımı geçmiyor ya da 40 olsun. 50 metre diyoruz her zaman. Bir ağaç buldum. Ağacın altına doğru indiğimde, yani beni karşılayan şeyse zaten sizlerle paylaşacağız. Tabi izini kazı yaptığımız için biz kazı yapmadık ama resimlerini çektik, göstereceğiz. Bir temizlik yaptık orada. Onları göstereceğim size işaretleri de. En güzel işaretlerden bir tanesi soru işareti. Şunu da yanılmayın, bu bir tanedir. Bir noktadan bahsediyoruz. Soru işareti gördüğünüzde para direkt altındadır. Bakın, altındadır. Bunlar hep son noktadır. Gezmeyin niye yapıyoruz?
Hani abi orayı mı kazacağım, burayı mı kazacağım diyen arkadaşlar var. Yorulmayın, toprak altında kalmasın. Bu vatanın evlatlarına hayırlı, güzel günlerde harcamak nasip olsun, izinli. Şimdi bu soru işareti arkadaşlar hemen altında parası var demek. Hemen altında. Kazacaksın ve parayı alacaksın. Ama bu işaretlerin tek olması lazım. Nedenini söyleyeyim. Bazı ana işaretçiler vardır. Adam harita yapmıştır. Üzerinde 20-30 tane imge vardır, simge vardır. Bu da vardır, bu da vardır. Başka işaretler. O seni anlatır biliyor musun? Haritadır. Haritada bir ördek vardır, bir kuş vardır, bir civciv vardır, bir tavuk vardır. Bu işaret de vardır. O ana işaretçidir. O bölgede hazineler var kardeşimler sana. Orada anlayabilirsen nerelere girdiğinde buradan işte bunu bu şekilde alırsın. Bunun bir anlamı vardır. Bunu koyar böyle alırsın diye sana bilgi verir. Orada bu işareti gördüğünde 10 işaret varsa yanında 3-5 işaret varsa orada parası yoktur bunun. Seni bir yere ağaç demiş. Bak ağaca gidersin. Ağaçtan bulursun. Harita sana söyler. Küçük bir taşsa der ki sana git büyük kayayı bul. Orası kapamalı kayayı bul. Neyse kısa geçelim. Bunun altında hemen altında üç okka Napolyon derler denir. Ben bu işareti de buldum. Parasını almadım. Almadığım için altında ne kadar para olduğunu bilmiyorum. Ama bu işaret anlamı malı duruyor yalnız. Altında üç okka Napolyon var demektir. Şimdi ikinci işaret sayfamıza, dövizimize geçelim. Burada bir karemiz var. Dikkatli bakın buraya. Bir çerçeve, ikinci çerçeve, ortasında murçizi. Olduğu yerde bir oda anlamına geliyor. Yani içi dolu bir oda var burada. İçinde mezar olan ve mezarla beraber, malıyla beraber gömülmüş bir mezar sahibi de olabilir. Oda içerisinde oda olan, çekmeceyle içine girebildiğimiz bir hazine saklaması da olabilir. Ama olduğunuz yerdedir. Yani dört adıma dört adım. Olduğunuz yerde nacizane benim size bir fikrim. Bir tane çubuk alın, demir çubuk. Olduğunuz yerde çakmaya başlayın. Odanın muhakkak surette 1,5-2 metreyi geçmiyor bunlar. Özellikle yani mezarsa, mezarları biz kazmasını istemiyoruz. Lakin söyleyeyim ben bilgi olarak. Hani kazmayın karşılaşırsanız. Yanında sağında spilos dediğimiz, yani sunuç kuru derler. İçine su dökersin de suyun taştığı alan vardır. O size yön gösterir ya. Uzağı olmaz zaten. Mezar spilostan uzak kesinlikle olmaz. Sunu çanağından uzak olmaz. Ama genelde bu eşkıyaların dilinde son nokta dolu mezar dediğimiz, dolu mezar dediğimiz içi hazineyle dolu, işte ziynetle dolu yer anlamına gelir. Biz diğer bir anlamı daha var. Onu mezarları anlattığımızda size anlatacağız. Parasal olarak konuşalım. Son nokta işaretidir. Bitti yani, gezmiyorsun. Gel parayı al. İkinci bir işaretimize geçelim. Burada bu işaret çok önemli bir işarettir. Dik bir kaya üzerinde sizi karşılar. Bunun bir anlamı vardır. Geldim parayı al. Ya da önemli neyse artık obje. Bir adım demek arkadaşlar bu. Sırtınızı bu işarete verin. Ve bir adım atın. Kazın. 3 metre, 3,5 metreyi geçmeyecek bir işaretçidir bu. Derin işaretçiler de var. Onları da anlatacağım. Büyük hazine işaretçiler var. Derin işaretçiler var. Giriş işaretini anlatan işaretler var bunun gibi. Bir adım at, parayı al demek. W'ye gelelim. Herkesin aramış olduğu bir işaretçi sistemidir ve son nokta işaretidir. Ve bu son nokta işaretleri genelde kayaların üzerine silik ya da küçük olur. Çok küçük olur. Bunu unutmayın. W işaretini gördüğünüzde ve birçok kişinin aradığı bir işaretçidir. Mezarların girişlerini söyler, tünel girişini söyler, hazine girişleri, tünel girişini söyler. Tünel girişini söylediği gibi tünelin içerisine girersin. İki tane tünel içeride ikiye ayrılır, sağa ve sola. Orada bir işaret koymuştur. Nereye gitmen gerektiğini içerideki yer söyler. Ama neticede hemen önünde hazinesi vardır bunun. Hatta diğer kaynaklara göre hemen altında takyunus diye bildiğimiz bir para çeşidi vardır. Hemen oradan parayı alabilirsin. Olduğu yerde neticede ya tünele girersin, paraya ulaşırsın. Ya da altında hemen altından parasını alırsın. Aradan. Genelde derelerin başlarında içlerinde ne olur bu işaret unutmayın. Zengin dolu mezarları da gösterir. Benim yine bununla da karşılaştım. Bununla da karşılaştım. Şunla değil. Tam anlamıyla değil. Büyük bir hazinenin göstergesidir bu. Şu işaretçi sistemimiz arkadaşlar benim en çok sevdiğim işaretlerden bir tanesidir.
Yine resimlerini göstereceğim, var elimde. Bizim sitede genelde çekmiş olduğumuz resimler bize aittir. Üstüne basa basa söyleyeyim arkadaşlar. Yorumlarımız da genelde öncelikle bize ait olan yorumları söylüyoruz. Bu sizi ikinci işaretten getiren bir işaret sistemidir. İkinci işaretten gelmişsinizdir. Yani üçüncü işarettir ve son nokta işarettir. Bunun bir anlamı vardır. Eşkıya işidir, Ermeni işidir. Hemen altında iki heybe dolusu parası vardır. Yanında, sadece yanında bunun ya da üstünde, sağında derinliği veren bir olgu vardır. 13 metreyi gösteren işaret sistemi ayrıdır. 6 metreyi gösteren, örnek veriyorum, yanında bir at varsa 6 metredir. Örnek veriyorum, yanında bir aslan varsa, abartma, 15 metredir. Size der ki altta iki ebe parası var ama yanında da derinliği veren bir işaret sistemi vardır. Derinlikle ve büyük hazinelerle alakalı işaret sistemlerini ayrı anlatacağım. Gelelim 5. işaretçimize. Bu 5. işaretçimizin anlamı hemen altında bunun, bu işaretin hemen altında, 2 metre altında, 2 metre altında tünel var demektir. Şu görmüş olduğunuz burada da olabilir, burada da olabilir. Hemen altında, 2 metre altında tünel var demektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Nereye gider bu tünel? Mezara girebilir. Ama fazla uzun değildir. 5-6 metreyi geçmez yani. 2 metre aşağı inersiniz. Siz 3 metre olarak düşünün. Tünel olduğunu söyleyeyim. 6. işaretimize geçelim. Çok önemli bir işaret. Onu da size anlatayım. Gerçekten önemli bir işaret. Bu işaret için anlamı arkadaşlar, yakın yerde, hakim tepede. Bu işaretçi bir kaya üzerinde görürsünüz. Kaya üzerinde görürsünüz. Gördüğünüzde 3 tane, 2 tane tepe vardır. Bunlardan bir tanesi, 4 tepe vardır. Büyük, diğerlerinden büyüktür. Etrafı görür, manzarayı görür. Eşkıya işaretidir. Çok değerli bir işarettir. Gömüsü biraz derindir ama anlamı, hakim tepede iki kazan dolusu varlık anlamına gelir. Hakim tepe hangisi ise yakındır size, 50 metre, 60 metre civarında. Tepenin üzerine çıkacaksınız. Çıkacaksınız. Tam tepenin olduğu yerde, ortasında farklı renkte bir taş arayacaksınız ya da yaşlı bir ağaç arayacaksınız. Ya da manzarayı gören, sırtı güneşin ilk vurduğu yeri bulacaksınız. Oraya bir taş koymuşlardır. Üzerinde küçücük bir nokta gibi bir murç izi vardır. Zaten tepede çok büyük değildir. 3-5 yeri rastgele kastınız, çıkarırsınız. İki kazan söylemiş olduğum gibi varlık anlamına gelir. Şimdi bu işaretlere devamı gelecek. İkisi, üçü, dördü, beşi gelecek. Bütün her şeyle alakalı işaretler konusunda size bilgi vereceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Bu işaretler, ana işaretçiler vardır arkadaşlar. Nedir o, biliyor musunuz? Bir tane hazine gömerler 5 yere ama bir yere büyük bir kayanın üzerinde, Horasan'da 50 tane figür görürsünüz. İşte tavuk görürsünüz, civciv görürsünüz, baykuş görürsünüz, aslan görürsünüz, boğa görürsünüz. Boğa bir yoldan gidiyordur, bir dere gelir, şunu koyar, şunu koyar, bunu koyar. O ana haritadır. Haritadan anlayan adam hiçbir şey, yarın bugün koymuş olduğu bu taş kaybolmuş olabilir. Buna ihtiyaç duymaz. Ana işaretçinin yarısı toprakta olur. Büyük bir kayadır, 2 metre gibi. Yarısı dışarıda olur. Temizlersiniz, resimlersiniz. Sizi gerçekten şaşırtacak bir şekilde yapılmıştır. Profesyonelce yapılmıştır. Bunlar onda çok küçük yapılmıştır. Bunları ben size canlı resimlerini, kendi çekmiş olduğum ve çıkarmış olduğum resimleri göstereceğim arkadaşlar, ana işaretçileri. Şimdilik bu kadar. İkiyi de anlatacağız. Üçü de olacak, dördü de olacak. Bunlar son nokta işaretleridir. Geldin parayı aldın anlamına gelir. Arkadaşlar, görüşmek dileğiyle. Seviliyorsunuz. Söylemiş olduğumuz, bütün anlatmış olduğumuz her şey gerçektir. Kimseyi kandırmak gibi niyetimiz yoktur. Özellikle insanlar tecrübe, yani kendi tecrübe ettiğim işaretçilere önem veriyorum. Bu ilk etapta onları anlatmaya çalışıyorum. Bunların sağlamasını kendi çekmiş olduğum resimlerle size göstereceğim. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.